Osmanlı sultanları resim sanatını ve sanatçılarını son derecede korumuşlar ve özendirmişlerdir. Hemen hepsi gerek yerli gerek yabancı sanatçılara saraylarında ve yakınlarının çevrelerinde çalışabilme olanağı sağlamışlardır. Padişahlar kendi dönemlerinin ve kişiliklerinin en ince ayrıntılara dek belgelenmesini buyurmuşlardır bu ressamlara. Türk sanatçıları her olayı, her konuyu çok açık seçik ve doğrudan çizerler ve azla en güçlü anlatıma erişirler. Tabii ki böylesi bir sonuç köklü bir birikime dayanmaktadır. Türklerde görsel sanatların, resmin İslam öncesine uzanan bir geleneği vardır. Ve resim yapmak öylesine kökleşmiştir ki, tutucu çevrelerin karşı koymasını aldırmaksızın, sanatçılar erotik ve çıplak konulara bile eserlerinde yer vermekten çekinmemişlerdir. İşte bu kısa filmimizde de göreceğiniz gibi, minyatür konusunda bir sürü insan tasvirinden oluşan örneklerin büyük çoğunluğu, içinde 10 binden fazla minyatür bulunan Topkapı Sarayı'ndaki bu kitaplıktadır. Bunlar yalnızca bir tek ulusun değil, tüm insanlığın geçmişini açıkladığı kadar geleceğine de ışık tutacak, yolunu, yönünü aydınlatacak nitelikte bir bellek evrenidir. Ve çok doğaldır ki insanlık ileriye dönük adımlarını bellek denilen bu sorunsal hazineye başvurmadan atamayacaktır. Daha önce de belirttiğimiz gibi, Türk ressamları minyatür tekniği çerçevesinde tüm Osmanlı padişahlarının resimlerini yapmışlardır. Bunlar gene aynı hükümdarların özel kitaplıklarında özenle korunan albümler içinde günümüze kadar yansımışlardır. İşte Sinan Bey'in sanatındaki içerik ve duyarlılık, ünlü gül koklayan Fatih portresiyle bize Sultan II. Mehmet Han'ı bütün haşmetiyle tanımlıyor. Ve Yavuz Selim, Mısır Fatihi. Ressam Nigari'nin eseri, Muhteşem Süleyman, Kanuni. Gene Nigari, Kanuni'nin oğlu II. Selim. Sultan III. Mehmet Han. Sultan İbni Sultan 1. Ahmet. Oğlu 2. Osman, Genç Osman diye anılır. Bunlar da ünlü ressam Büyük Levni'nin eserleri. İklimlere hükmetmiş Osmanoğulları. Bu da 4. Murat. Ancak bu resimlerin bazıları özgün, bazıları da özgün olanlardan esinlenerek ya da doğrudan kopya edilerek yapılmışlardır. Tıpkı bugün bizim yaptığımız gibi. Ne var ki bizim bu davranışımızın nedeni, geçmişin böyle hassas ve değerli yapıtlarını uzun süre güçlü bir ışık altında tutup zedelemek istemeyişimizden ileri geliyor. Bu da Nigari'den, Barbaros Hayrettin Paşa. Minyatürcüler hükümdarların çevresindeki önemli kişilerin, bilginlerin, sanatçıların da resimlerini çizmişlerdir. Bu resmin üzerindeki yazıda Nakkaş Hasan'ın resim yapmaktaki ustalığı övülüyor. Nakkaş Hasan, bezediği kitabın hem yazarını, hem hattatını, hem de kendini aynı eser üzerinde resmedip konuya olağanüstü bir tavırla yaklaşmıştır. Burada resimlediği eser, 17. yüzyılda Talikizade'nin 3. Mehmet onuruna yazdığı Eğri Fetihnamesidir.
Bu tür konularda özellikle kendi çağlarının olaylarını anlatan tarih kitaplarını bir yardımcı anlatım öğesi olarak resimlemişlerdir Osmanlı Türk ressamları. Anlatımda açıklık kazandırma endişesinden kaynaklanan bu yönelim, sanatçıların tüm çabalarıyla konunun düzenlenmesi sırasında en ince ayrıntılara kadar inmelerine neden olmuştur. Hünername işte bu tür çalışmalara en güzel bir örnektir. 4 cilt olduğu bilinen, ancak günümüze 2 cildi kalan Hünername'nin 1. cildi, Osmanlı Devleti'nin kuruluşundan Yavuz Sultan Selim'e kadar geçen olayların resimlerle sergilenmesini içerir. Hünername'nin 2. cildi ise Kanuni Sultan Süleyman devri olaylarının gene resimlenerek yaşatılmasıdır. İzlediğimiz bu resimde Macaristan'ı fetheden genç muhteşem Süleyman'ı Mohaç Savaşı'nda ordusunun başında görüyoruz. Burada ise artık yaşlanmış Kanuni'nin Zgetvar yolunda hastalanıp atından arabaya geçmesi sergileniyor. Ne yazık ki hükümdar zaferi göremeden ölecektir. Surname-i Hümayun. Bu görkemli cilt, tarihin en ilgi çekici olaylarından birini tam 437 minyatürle canlandırmaktadır. İşte 1582 yılında Sultan 3. Murad'ın oğlu, sonradan 3. Mehmet olarak tahta çıkan Şehzade Mehmet'in sünnet düğünü için yapılan ve 55 gün süren büyük, belki de tarihin kaydettiği en görkemli şenlikten sahneler. 1720 surnamesinde gördüğümüz resimlerse gene büyük sanatçı Levni'nin atölyesinden çıkma yapıtlardır. Söz gelimi, gümbürdeyen köstlerin davulların eşliğinde ilerleyen mehter, padişahın altın saçarak kanıtlanan yüce gönüllülüğü ve coşku içinde bu cömertlikten payını kapmaya yönelen saraylılar. Bu konuda hazırlanan tüm surnamelerin içeriği, 1720'de Sultan 3. Ahmet'in 4 oğlunun sünnet düğünü için düzenlenen ve 15 gün süren şenlikle ilgilidir. Gemiden gemiye, gemiden karaya gerilmiş teller üzerinde hünerler gösteren cambazlar. Sallar üzerinde sergilenen seyirlik oyunlar. Çeşitli loncaların geçit alayı. Köçekler, denge ustaları ve seyirciler. Portre ve tarih ressamlığı yanı sıra üzerine eğilinilen bir konu türü de edebi yapıtların minyatürle resimlenmesidir. Örneğin mesneviler. Genellikle sonu acı biten bir aşk öyküsüdür mesnevi. Başkaca divanlar ve antolojilerde resimlenmiştir. Hayvanlarla kurulan analojiden yararlanarak düzenlenen resimli masallar, eğlendirici olduğu kadar eğiticidir de. Ali Salih'in Kelile ve Dimle çevirisi olan Hümayun Namesi, hükümdarların sorumluluklarında tutarlı davranmalarını öğütleyen bir içerik taşımaktadır. Osmanlı minyatürlerinin büyük bir kısmında İslam düşüncesi ve mitolojisi canlandırılır. Ama bu resimlerin softalık taslamak gibi bir amaçları yoktur. Ve bu tür bir yaklaşım öteki İslam ülkelerinin yapıtlarında görülmez. Mustafa Dariri'nin Siyer-i Nebisi, Hazreti Muhammed'in hayatı, ailesi, azizler, melekler ve mucizelerle ilgilendiği gibi Tevrat ve İncil'de rastlanan ortak konulara da değinir. Türk İslam Eserleri Müzesi'nde bulunan Zübdetü Tevarih adlı eserde de benzer konuların işlendiğini görürüz. Burada Hazreti Muhammed'in Miraç olayı gerçekten coşku verici bir yaklaşımla düzenlenmiştir. Bir başka resim. İsa meleklerin yardımıyla göklerden Şam'da bir camiye iniyor. Ve hepsinden ilginci, evet, gene Topkapı Sarayı'na dönüyor, çocuk İsa'ya meme veren Meryem Ana'yı izliyoruz. Lohusa annenin sevecen yaklaşımı ve insan yavrusunun ezeli ebedi açlığı. Adem'le Havva. Türk ressamları çevrenin fazilet taslayıcı sıkı baskısını aldırmaksızın yiğitçe bir yaklaşımla çizerler demiştik. İşte doğada sere serpe dolaşan bir güzel. Pınarda yıkanan dört peri kızı. Ve işte çok daha somut ve gerçekçi bir tutumla olaya yaklaşım.
17. ve 18. yüzyıllarda Türk ressamları arasında en öne çıkanlardan birisi de Levni'dir demiştik. Levni, özellikle kadın güzelliğine düşkün bir sanatçıdır. Ölümsüzleştirdiği kadınların göğüsleri yarı yarıya açıktır. Sanatçının bu yönelişinde karşıtlık ve çağrışım yoluyla tümden çıplaklığa yaklaşma eğilimi açıkça sezilir. Sorunlara özgürce yaklaşımda büyük aşamalara varılmıştır artık. Daha önceki dönemlerin erkeksi yaklaşımına karşın, erkekleri de kadınsı bir görünümde çizme. Şarabın verdiği esneklik, genç kızlara olsun, genç erkeklere olsun duyulan önüne geçilmez arzu, aşk oyunları ve aşk. Zevk ve cümbüşün etkin olduğu bir çağ başlamıştır artık. Türk minyatürlerinde peysaj çoğunlukla geri planda bir süsleme ya da konunun geçtiği yeri belirleme öğesidir. Ancak Kanuni Sultan Süleyman Çağ'ın bir sanatçısı, Matrakçı Nasu, peysajı topografik resimle hiç denenmemiş bir üslub içinde bütünleştirmiştir. Resimlerinin çoğu çeşitli kentleri anlatır. Matrakçı bu resimlerde objelere sanki kuş bakışı bir açıdan yaklaşıyor gibidir. Ama uyguladığı değişik yöntem bunlara cepheden görünme olanağını da kazandırmaktadır. Matrakçı Nasuh'un minyatürlü yazmalarının en önemlilerinden biri Süleymanname'dir. Türk ressamları çağlarının teknolojisi ve bilimini de somutlaştırmak yolunda çalışmaktan geri kalmamışlardır. Bilimsel metinleri açıklayan minyatürler çok çeşitlidir. Kozmografya, coğrafya, doğa bilimleri, matematik, astroloji, fizik, mekanik aygıtlar, tıbbi konular, eczacılık, simya, çeşitli gizli bilimler, fal kitapları gibi. İşte bunlardan biri ünlü Türk astronomu Takiyüddin'i öteki astronomlarla çalışırken gösteriyor. Bu da ünlü rasathane resmi. Evet, astronomi evreni gösteren zodyak, her türlü araç, gereç, bilgi. Ama ne var ki bir sanatçı, bir ressam için en çok yönelinmesi gereken şey sıradan insan ve sıradan insanın güncel dertleri, sorunları, günlük yaşamın gerçekleri ve koşulları içinde insanın tavrı olmalıdır. Türk minyatürüne dikkatle bakıldığında estetik bir nitelik göze çarpar. En heyecanlı sahnelerde bile insan yüzlerinin olayla ilişkisi yok gibidir. Hatta bütün yüzler belirgin bir tek düzelik içindedir. Ama kompozisyonun genelindeki istifleme endişesi Türk yaşamında toplumsal yönelimin kişisel yönelime yey tutulduğunu vurgular. Nasrettin Hoca resminde ise bu özelliğin tersiyle karşılaşıyoruz. Çünkü bu büyük halk düşünürü sanırız tüm görkemine karşın Sultan Murat Han'dan daha etkin bir toplumsal simge. Evet, biz şimdi bu tür tartışmaları uzman kişilere bırakıp çoğu 1. Ahmet albümü diye adlandırılan iki ciltte toplanmış resimlerimizi izleyelim. Bunlar daha çok sıradan günlük yaşama tanıklık etmektedirler ve bunlara murakka denilir. İşte bir kervanın dinlenmesi. Erkekler hamamı. Ve fuhuş suçuyla tutuklanma gibi. Bunları yapan sanatçılar herhangi bir metnin resimlendirilmesini sağlamak için değil, salt resim olsun ve resim olarak şu kaynaşan insanlara yönelsin diye biçimlendirmişlerdir emeklerini. Tabii ki sanatçılar her türlü resimlemelere teknikte olsun, raporda, röportajda olsun yönelmeden edemeyeceklerdir. Ama gene de resmi yapılması gereken başka şeyler de yok değildir sanırız.